Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde piyon yapılarından geri kalmış piyonu ele alacağız. Geri kalmış piyona sahipken nasıl oynamalıyız? Rakibimizde geri piyon, geri kalmış piyon oluşturduysak nasıl hareket etmeliyiz? Bunu örnekler üzerinde inceleyeceğiz. İlk örnek karşınızda. Karşınızdaki örnekte iki tarafında ikişer kalesi ve yedişer piyonu olduğunu görüyorsunuz. Konum aşağı yukarı eşit diyebiliriz. Piyon yapılarına baktığımızda piyon yapılarında da bir problem, bir zayıflık yok. Bunu nasıl anlıyoruz? Şu cümleyi unutmayın. Bir piyonu başka bir piyon arkadaşı koruyabiliyorsa sorun yok. Ama başka bir piyon arkadaşı koruyamıyorsa illa o anda koru koruması gerekmiyor. Koruyabilme potansiyeline bile sahipse, o güce sahipse sorun yok. Ama koruyamıyorsa... O piyon zayıf piyondur ve biz de sizinle zayıf piyon yapılarından ilkini ele alıyoruz. Geri kalmış piyon. Şu an karşımızda geri kalmış piyon yok ama siyahların kötü bir hamlesi ile oluşacak. En çok yapılan yanlış piyon hamlesini yapacağım ben şimdi siyahlarla. Siyahlar C5 oynuyor ve D6 piyonunu artık başka hiçbir siyah piyon koruyamıyor. Çünkü bu piyonun ilerlemesi rakip beyaz ter piyon tarafından da engellenmiş. Çünkü ilerleyebilseydi tekrar ilerleyip koruma altına alınabileceği için problem olmaz diyebilirdik. Fakat bu durumda D6 piyonu geri kalmış piyon oluyor. Zayıf bir piyon oluyor. Hedef bir piyon oluyor. Artık o piyona gelecek olan saldırılara karşı rakip de kalesini oyunda olsaydı atını, filini kullanacaktı. Ve bu da atın, filin, kalenin gücünün azalması anlamına gelecekti. Yani çığ gibi büyüyen bir probleme dönüşecekti. Bu hatalı piyon annesi nedense başlangıç düzeyinde çok yapılıyor. Neden yapılıyor öğretmenin D4'teki bir atı kovmak için veya D4'teki bir fili bazen bir veziri kovmak için yapılıyor. Halbuki buradaki taş kaçtıktan sonra siyahlar farkında olmuyor ki D6'da geri kalmış bir piyonla kalıyor. Şimdiki örneğe geçelim. Siyahların ve beyazların da Geri kalmış piyona sahip olduğunu görüyorsunuz. Fakat bu örnekte farklı bir durum var. Geri kalmış piyonların önündeki dikey kapalı. Kapalı ne anlamda kapalı? Rakibin piyonu var. Rakibin piyonu olduğu için kaleler mesela beyazı kalesi gelip de buraya rakibin d6 piyonuna saldıramaz. O geri kalmış piyon üzerinde baskı kuramaz. Aynı şekilde siyahlar da d8'e gelerek d3'teki geri kalmış piyonun üzerinde baskı üretemez. Bu nedenden ötürü geri kalmış piyon tatlada oluşmuşsa dikeyinin açık olması o piyona saldırabilmemiz, saldırabilecek olmamız anlamına geliyor. Ama önünde piyon duvarı varsa çok da korkmamıza gerek olmayacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Bu oyunda iki tarafta geri kalmış piyonlarından ötürü bir problem yaşamazlar. İki tarafta açık olan C dikiğini kaleleriyle kontrol etmeye çalışacaktır. Bir sonraki örnek. Evet gördüğünüz gibi D6'da bir geri kalmış piyon var. Sizin artık çok hızlı bir şekilde tatlaya baktığınızda geri kalmış piyonu görmeniz, yakalamanız gerekiyor. Çünkü geri kalmış piyon hedeftir. Taşlarınız ile üzerine baskı kurmanız gerekir. Beyazlar kalelerini D dikine çiftlemiş ve D6 piyonuna saldırmış. Göya siyahlar da Kaleleri ile birini C6'dan birini korumuş. Fakat burada ortaya bir taktik fırsat doğmuş. Unutmayın baskı üretmek son derece önemlidir satrançta. Ve şunu da unutmayın illa ki baskı kurduğunuz noktayı ele geçirmeniz gerekmiyor. O baskı ile başka noktalardan farklı noktalardan kazanç fırsatı açığa çıkabilir. O yüzden o gözle bakmanız gerekir. Burada da çoğunuz görmüştür. Beyazların piyon kazancı var ama D6'dan değil. D7'de oluşan açmazdan yararlanarak beyazlar E5 piyonunu alıyor arkadaşlar. Çünkü siyahlar D E5 alırsa kale kaybını beyazlar d 2 kaleyi alarak cevaplandırır. D E5 kale D7 ve beyazlar bir piyon önde kazanca daha yakın olan taraf. Karşımızdaki örnekte Siyahlar D6 piyonunu korumak için kalelerini yanlış dizmiş. Bir sonraki örnekte doğru dizilimi göreceksiniz. Eğer siyahlar beyazların yaptığı gibi kale çiftlemesini bu şekilde yapsaydı o zaman dikey boyunca bir açmaz oluşmayacaktı. Beyazlar kale ile E5'i alamayacaktı. Fakat şunu asla unutmayın. Beyazlar bu piyonu ya da o piyondan kaynaklı E5'teki piyonu alamıyor olsa bile bu konum beyazlara üstünlük getirir arkadaşlar. Nedeni ise baskı kuran tarafın taşları özgürdür. Hareket kabiliyeti daha yüksektir. Dolayısıyla daha fazla fikir, plan, saldırı, kurgu üretebilir. Bunu asla unutmayın. Baskılı oynamak son derece önemli. Zayıf piyon oluşturun ve derhal o piyonun üzerine baskı üretin. Bir sonraki örnek. Bir sonraki örnekte zaten bir öncekiyle bağlantılı. Böyle bağlantılı gideceğiz. Beyazlar kalelerini D dikine çiftlemiş. D6'daki geri kalmış piyona saldırmak için. Siyahlar da kalelerini çiftlemiş. D6'yı korumak için. Doğru çiftlemeyi yapmış ki açmazlar oluşmasın diye. Ama açmaz yine var. Buradaki kazanç hamlesini, piyon kazancı hamlesini beyazlarla bulmaya çalışın arkadaşlar. Çoğunuz yakalamıştır. Dikey boyunca yine de açmaz var. Ve burada beyazlar E5 piyon hamlesiyle Üçüncü saldırıyı D6'ya getiriyor ve D6 ki piyonu ele geçiriyor. Siyahlar E5'teki piyonu alamaz. Hepinizin gördüğü gibi D7'den kale kaybı yaşar siyahlar. Gördüğünüz gibi taktik olanaklar çıkıyor. Bir sonraki örnek. Geri kalmış piyon aslında tek bir hedef, tek bir zayıflık değildir. Çünkü biz ne biliriz biliyor musunuz? Her piyon yapısı, her zayıf piyon yapısı ikili zayıflıktır. Piyonun hem kendisi zayıftır hem de önündeki kare zayıf karedir. Zayıf karenin tanımı da aynı. Bir piyon tarafından kontrol edilemeyen kareye zayıf kare diyoruz. Yani rakip taşlar için ulaşılması kolay, işgali kolay olan bir kare. Bakın zayıf piyon, önündeki, zayıf, önündeki kare de zayıf. Ve oraya at oturmuş. At gücüne güç katmış. At rakip topraklardaki karesine yerleşmiş. Rakip topraklarda bir kare işgal etmiş. Ve bu konumda sıra beyazlarda gördüğünüz gibi siyahların fili çok kötü kalmış piyon yapısına türü. Beyazlar atla fili alabilir. Kale atı aldığı zaman da geri kalmış piyonu bu konumda ele geçirebilir. Bu örnek üzerinde ufak bir böyle değişiklik yapacağım. Ve size artık geri kalmış piyona sahip olan tarafın geri kalmış piyondan kurtulabilme yollarını göstereceğim. Çünkü olabilir bir hesaplama yapmışsınızdır. Geri kalmış piyonla kalırsınız. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Sıradaki örnekler bunu gösterecek. Açıkçası 3-4 tane yol var arkadaşlar. 3-4 yol ile geri kalmış piyondan ya da ona gelecek olan saldırıdan kurtulabilirsiniz. İlk yol, ilk inceleyeceğimiz yol geri kalmış piyonu ...ilerletebilmek. Öğretmenim bu nasıl mümkün olacak? Beyazlar C ve E piyonu, piyonuyla... ...atıyla tutmuş. Taktiksel bir yolla olacak. Bakın. D5'i sürdü. Eğer beyazlar... ...atıyla ya da piyonlarıyla alırsa... ...açılan çaprazdan... ...fil gelecek ve kaleyi... ...açmaza alacak. Fil 3 puanda, kale 5 puandaydı. Bu açmazdan... ...siyahlar puan kazanacak. Ve öne geçecek kazancı oynayan taraf artık siyah olacak. Gördüğünüz üzere siyahın yani geri kalmış piyona sahip olan tarafın bu piyonu nasıl sürebilirim? O piyondan nasıl kurtulabilirim diye taktiksel fırsatları da araştırması, yakalaması gerekiyor. Bu birinci yöntem. İkin, i̇kinci yönteme geçmeden önce bir tane daha taktiksel bir e, yol göstereceğim. Bakın yine siyahların geri kalmış piyonu var. Buna baskı gelecek. Siyahlar düşünüyor, diyor ki ben bunu feda etsem diyor. Feda etmeyi düşünüyor. Eğer beyazlar piyon ile bu piyonu alırsa bedava olduğu için alırsa bu çaprazı açarak hop şiş hamlesi yaparım ve kalite kazancı hatta yok kale kazancı mı taş kazancı u kazanıyor. Çünkü kaleyi kaçarsa e, fil kaleyi alacak sonra at alacak. At kaçarsa kale gidecek. Bırakın siyahlar geri kalmış piyondan kurtulmayı öne bile geçti. Gördüğünüz gibi siyahlar taktiksel yolları da kovalamalı, yakalanmalı. Bir sonraki örneğe geçelim. Bir sonraki örnekte de siyah beyazlar C6'dan atıyla belli ki bir taş almış. Şimdi siyahlar düşünüyor. D6'da geri kalmış piyonum var diyor. Eğer diyor kaleyle atı alırsam geri kalmış piyonla oynamaya devam edeceğim. Ama diyor piyon ile atı alırsam hem de geri kalmış pi piyonun önündeki atı bu şekilde kovalarsam, at kaçtıktan sonra da bunu sürebilir miyim diye bakın kaç tane destekçi var? 1 2 3 1 2 3. Tabi hesaplamak lazım. Piyonu sürdük, aldı, aldı. Bakın sürünce oluyor ve siyahlar geri kalmış piyondan kurtuluyor. Hatta üstün konuma bile erişiyor. Piyonu aldı. C piyonuyla aldı. Ve D dikeyindeki geri kalmış piyon geçer piyona dönüştü arkadaşlar. İnanılmaz. Demek demek ki e, hemen bir piyon desteği, e, yan dikeylerden piyon desteği getirerek geri kalmış piyonun ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi. Bir başka örnekte de farklı bir kurtuluş yolu e, göreceksiniz. D6'daki geri kalmış piyondan siyahlar kurtulabilmek için e4 piyonunu üzerine bir baskı üretiyor. Çünkü E4 piyonu D6'nın ilerlemesini engelleyen kilit taş. Dolayısıyla siyahlar burada F5 güçlü hamlesini oynuyor. E4'teki piyondan kurtulmak ve geri kalmış piyonunu daha kolay bir şekilde ilerletebilmek için. Bu da başka bir yöntem. Burada piyon piyonu alırsa fil piyonu alacak. Çünkü siyahın da B2'de bir baskısı var. E, fil kaleyi ko kovalayacak. Siyah kalede B2 piyonunu yakalayacak. D piyonu da artık B2 piyonuyla belki değişime girmiş olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde geri kalmış piyondan kurtulabilirsiniz. Geri kalmış piyonu ilerlemesini engelleyen piyonlardan kurtulma fikri. Bakalım sıradaki örnekte ne göreceğiz. Sıradaki örnekte sıra beyazlar da beyazlar çok net bir hedefe sahip. Geri kalmış piyon adım adım kalelerini getirecek. Kalelerini çiftleyecek. Ve bu geri kalmış piyona saldıracak arkadaşlar. Hatta izin izin verirse siyahlar. Çünkü A6 hamlesiyle buraya gelmesini engelleyebilir atın. Atla da gelip saldıracak. Bu şekilde adım adım konumunu kalkındıracak. Fakat beyazlar burada dikkatsiz bir hamleyle atını D5'e yani zayıf piyonun önündeki zayıf kareye yerleştirirse işte o zaman siyahlara bir kurtuluş şansı vermiş olacak. Siyah fil hemen d5'teki atı alır. Beyazlar hangi piyon ile alırsa alsın, artık siyahların d6'daki geri kalmış piyonuna ulaşamaz. Çünkü dikey kapandı hem de kendi piyon tarafı tarafından kapandı. Ayrıca bu piyon siyahların zayıf karesini de doldurduğu için adeta siyatlar... Iki, iki, zayıflığından kurtulmuş oldu arkadaşlar. Bu yüzden şunu asla unutmayın. Geri kalmış piyonun önündeki kareyi kullanırken bir taşınızı koyacaksanız o taş alındığında başka bir taşınızla alabilmelisiniz. Geri kalmış piyonun önündeki kare piyon ile doldurulmaz. Yoksa geri kalmış piyona saldıramazsınız. Hayal olur. Tüm saldırı olanaklarınız. Beyaz'ın doğru oyunu şöyleydi. Kale d 1 gelerek Buraya saldıracaktı. Kale f8 ile koruduğunda, ister kaleleri çiftleyebilir, isterse şimdi at d5 oynayabilir. Çünkü fil d5 aldığında artık kale d5 alabilir. Şimdiki tehdidi kaleyi buraya gelip basmak, saldırmak. Kale d7 ile koruduğunu varsayalım. Çünkü o da kaleyi getirmeli. Beyazlar kalesini buraya getiriyor. Siyahlar kalesini arkaya getiriyor ve gördüğünüz gibi c5'ten sonra d6'daki zayıf piyon oyunu kaybettiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri kalmış piyon, arkadaşı piyondan geride kalmış olan piyondur. Büyük taşlar tarafından korunmaya muhtaç olmuş bir piyondur. Sadece kendisi değil, önündeki kare de zayıftır. Bu iki zayıflığa yönelmeniz gerekir. Geri kalmış piyon rakipte ise saldıracaksınız. Geri kalmış piyona siz sahipseniz kurtulma yollarını arayacaksınız. Diğer derslerimizde Diğer zayıf piyon yapılarını da ele alacağız ve böylelikle piyon hamlelerini yaparken daha titiz ve daha dikkatli olacaksınız. Çalışmamız böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.